Hasan Bey, Türkiye'deki seçmenin algısı farklı oluyor. Yani bugün için farklı düşünüyor, yarın başka türlü karar veriyor. Ama önemli olan şudur bence. Muharrem İnce, Ertan Aksoy'un söylediğinden hareketle binde birlik bir oyla kaybetme ihtimali olan son derece kritik bir seçim yaşıyoruz. Bu seçim sonrasında bir daha seçim olur mu, olmaz mı? O bile tartışılıyor. O nedenle hiç kimsenin hata yapma hakkı yok. Ama bu hatayı sadece bir kişinin üzerine de bindirmemek gerekiyor. 2018'de yaşadı Muharrem İnce. Hepimiz yaşadık. Bizim partimizin Cumhurbaşkanı adayıydı. 30,64 oy aldı. %30,64 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi %22,64 aldı. Ama suçlu Muharrem İnce kabul edildi. Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Bugün farklı bir durumdayız. Bugün partinin ve Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın sadece Millet İttifakı'nın değil, Emek ve Özgürlük Masası'nın da Sosyalist Blok'un da var olan bütün muhalefet, toplumsal muhalefetin de adayı konumunda. Yani son derece büyük sorumlulukla yükümlü. O zaman onun Muharrem İnce'yi ikna etmesi gerekiyor. Çünkü Muharrem İnce bir parti kurmuş. 100 bin imza toplamış az çok. Sonucu ne olur o da belli değil. Ama ikna etmek zorunda. Muharrem İnce niye gelmiyorsun demek yerine Muharrem İnce mutlaka gelmelisini ona kabul ettirmek zorundayız. Bu onu belden aşağı sözlerle çağırmak demek olmamalı. Bunu iyi görmek gerekiyor. Dünkü konuşmada galiba bu trollerle ilgili de görüş bildirilmiş karşılıklı. Evet, bir sosyal medya trolleri var. Bu troller insanları insanlıktan dışı çıkaran bir noktada siz hukukçusunuz Hasan Bey. Bunlarla ilgili mutlaka bir önlem alınması gerektiğini söylemek gerekiyor. AKP iftarla 200 bin sosyal medya kullanıcısı var diyor. Benim vergilerimden aldığı parayla bunlar beni Hüdapar'ın ya da Yeniden Refah Partisi'nin ya da Taliban'ın anlayışındaki bir Türkiye'yi yaratmak için benim paramı kullanıyor. Sizin paranızı kullanıyor. Benim torunumun geleceğini böylelikle yok ediyor benim paramla. O nedenle böyle bir tehlikeli bir noktadayız. Bu tehlikeli noktada niye Muharrem İnce gitmiyor değil, niye Muharrem İnce çağrılmıyor o masaya oturtmadığı bir kenara ama yarına, yarından sonrası da geçen süre içerisinde niye ikna edilmiyor diye sormamız gerekiyor. Kazanacak olan hepimiziz. Bu kazancı sağlayabilecek olan ve bizim de Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na önemli bir sorumluluk ve görev yükleniyor. Bunu iyi görmek gerekiyor. Sayın Sağlar, somut bir soru sorayım, bir senaryo çizeyim. Bu durumda da benzer bir görüş mi ortaya koymak gerekir, onu merak ediyorum. Örneğin iddiaları doğru kabul edersek bugün itibariyle milletvekilliği hususunda sadece Sayın İnce veya iki çalışma arkadaşına milletvekili adaylığı teklifi. Bunun Memleket Partisi'nce kabul görmediği en azından bir bakanlık, o da Milli Eğitim Bakanlığı üzerine bir talep ortaya konduğu. Bunun da Sayın İnce'nin bir hafta önce verdiği röportajda ne Sayın Babacan ne Sayın Davutoğlu kadar itibar görmedim, talep görmedim diye serzenişte bulunması, o partilere peşinen bir bakanlık verildiğinin de akla gelmesi. Farazi konuşuyorum. Velev ki doğru bu durum. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklediğiniz bu çağrılar, böylesi bir pazarlıkta gerekirse Millet İttifakı yönünde bakanlık paylaşımını yeniden düzenlemeye kadar gitmeli midir Sayın İnce için? Vallahi onu ben bilmem. Yani ben pazarlık yapan bir insan değilim. Söylediğim bir sözün arkasında dururum. Diğerleri ne yapar onu bilmiyorum. Ama Sayın Coşkun, biz bunları niye bugün konuşuyoruz? Muharrem İnce'nin partisi kurulalı bir seneyi aşkın. Yani çok geç kalmış. Muharrem İnce ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım sözünü Cumhurbaşkanı altılı masadan önce söyleyen bir kişi. Altılı masa ve diğer masalarda ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledikten sonra aradan kaç gün geçti? Niçin bu kadar geçen süreyi değerlendirmedi partilerin yetkilileri? Neden sizce beklediler? Onu bana sormayın. Ben bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Niye beklediler? Bu soruyu ben de sizin aracılığınızla onlara soruyorum. Bugün gelinen noktada niye bizleri bu kadar saat tartışıyoruz? Önemli olan bugün Türkiye'nin içindeki bulunan durum. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olmaktan çıkaran, Hüdapar'ı boynunuzu keseriz, kafalarınızı keseriz diyen ya da kadınlara hak verilmeyen yasaları değiştirme niyetinde olan yeniden Refah Partisi'ni almayı noktasına getirildiği bir Türkiye'de biz niye bunları konuşuyoruz? Onların devrilmesi için ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyor, değil mi? Yani Muharrem İnce'yi konuşarak hem vakit kaybediyoruz, hem sinirlerimizi geriyoruz, hem toplumdaki enerjiyi tüketiyoruz. Önemli olan bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak, ama onun kadar önemli, hatta belki de daha önemli bana kalırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanmak, 360'a varabilmek. Sevgili Aksoy 360'a nasıl varılacağını söyleyecektir. Bu çalışmalar yapılıyor. Listeler o nasıl oluşacak ve biz parlamenter sisteme dönebilecek olan parlamentoyu, döndürecek olan parlamentoyu nasıl bizim gibi anlayıştaki olan laik, demokratik, sosyal hukuk devletini nasıl kuracağımızı anlatmalıyız. Onlarla vakit geçirmeliyiz. Yani Muharrem İnce geldi mi gelmedi mi noktasını bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 48 saattir Muharrem İnce, 48 dakikadır Muharrem İnce'den bahsediyoruz. Yani bence onu bırakmamız lazım. Yapılması gereken, Türkiye'de seçimi nasıl kayıtsız şartsız alacağız? Saray şürekasını nasıl göndereceğiz? Nasıl bağımsız, tarafsız bir yargıyı oluşturacağız? Ya yargı şimdi AKP'nin sopası. Yargıyla talimat verilerek dava açılıyor, talimat verilerek ceza kesiliyor. Böyle bir ülkede yaşam, can ve mal güvencesi olur mu? Köylülerin elindeki toprakları alıp başkalarına veren bir anlayış sergileniyor. Çaktırmadan değil, alenen yapılıyor. Yalan söyleniyor. Yani düşünün, bütün 11 büyükşehir belediyesi ve 10 tane belediye, diğer belediyeler de dahil olmak üzere deprem bölgesinde çadırlar kuruyorlar, yemekler veriyorlar. Devletin gitmediği, yani devletten kastım Recep Tayyip Erdoğan ve AKP, onun gitmediği deprem bölgesinde çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı, ben CHP'li belediyeleri hiç orada görmedim diyebiliyor. Kör müsün diyeceğiz. Ya da bunu söylerken inandırdığı insanların varlığından haberdar değil miyiz? O zaman ona göre politikalar üretmeliyiz diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Hızlıca o halde ekleyeceğiniz var mı? Var. Peki.